Değerli katılımcılar, bilişim teknolojilerinin toplumları nasıl geliştirdiğini ve zenginleştirdiğini, üretime katkısını, işleri nasıl hızlandırdığını, kaliteyi nasıl yükselttiğini hep beraber biliyoruz, izliyoruz ve başta bu salonda olan sizler ve ekranların başında bizi izleyenler bunu birebir tecrübe ediyoruz. Yapay zekadan öğrenmeye, derin öğrenmeye, web teknolojilerinden sanal gerçekliğe, makine öğrenmesinden nesnelerin internetine, bilgi güvenliğinden siber güvenliğe kadar pek çok alanda esasında şu anda bulunduğumuz dönemde çok sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bunun farkında olan devletler, hükümetler son derece akıllı bir adım olarak bilişim teknolojilerine yatırımlar yapıyor ve bunun meyvelerini özellikle şu anda bulunduğumuz dönem gibi dönemlerde çok daha rahat topluyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 2023 yol haritası kapsamında oluşturduğumuz yeni yol haritası kapsamında vizyonumuzu bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, katma değerini bilen, kendi beyin gücüne dayanarak arttırabilen bir Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak başta bilgi teknolojileri ve iletişim kurumumuz olmak üzere haberleşme alanında hep tüm ekiplerimizle bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerinde ülkemizi dünyanın ilk 12 ekonomisi içerisinde görmenin yolunun bilim ve teknolojik alanda araştırma, geliştirme ve üretimden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Ve dijital kalkınmamızda dünyada rekabet gücümüzü daha da arttıracak yol haritalarını ve stratejilerini hep birlikte belirliyoruz. Bugün bu toplantının da bu yol haritalarında değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Biz Türkiye olarak yakinen şahitlik ettik, ediyoruz. Ülkemiz son 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi belki çok dev eserin yanı sıra bilim, teknoloji ve inovasyonu destekleyecek, üretecek ve ihraç edecek birçok merkezler kazandı. Takdir edersiniz ki bu merkezlerin başarısı sadece altyapıyı oluşturmakla mümkün değil. Altyapının yanında bu merkezlerin sürekli geliştirilmesi, olgunlaştırılması, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteğin de kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Bizi başarıya ulaştıracak yegane şey işte bu kararlılık. Sanayiden savunmaya, sağlıktan ulaşıma geldiğimiz nokta, gidilen yolun ne kadar doğru olduğunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Bugünün dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri artık her sektör için gelişme ve ilerlemede baş aktör olmuş durumda. Elektronik haberleşme altyapılarının güvenliği ve siber güvenlik ülkeler için ulusal güvenlik meselesi. Biz bakanlık olarak ulusal siber güvenliğin sağlanması ve teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesi ve devamlılığı için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu alanda politika, strateji, hedeflerimizi ve eylem planlarımızı ilgili tüm paydaşlar ile istişare ederek hazırlıyor ve bunları sadece hazırlamakla kalmıyor, hayata geçiriyor ve uyguluyoruz. 2013-2014 ve 2016-2019 yıllarını kapsayan ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planlarının ardından teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni strateji ve eylem planı oluşturulması çalışmalarımızı da tamamladık. 2020-2023 dönemini kapsayan ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planı hazırlık çalışmalarını kamu kurum kuruluşları ile özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından 67 kuruluş katkı verdi ve bunu tamamladık. Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bugüne kadar elde edilen kazanımların daha da ileriye taşınması, siber tehditlerin etkilerinin azaltılması, siber kapasitenin geliştirilmesi, güvenli bir siber ortamın oluşturulması ve ülkemizin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması hedefiyle biz Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2023'ü oluşturduk ve ülkemizde güvenli biçimde işleyen bir siber ortama sahip olmak ve
siber güvenlikte uluslararası alanda marka haline gelmek vizyonuyla hazırladığımız bu belgede bizim stratejik amaçlarımız arasında kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitemizin geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerin güvenliği ile yerli milli çözümlerin oluşturulması en önemli yeri tutuyor.